Vücut geliştirme ve sporcuların veganlık rehberi. Önce tanımları oturtalım. Nitekim bitki bazlı beslenmenin birçok farklı türü bulunmaktadır. Vegan, tüm hayvan kaynaklı gıdalardan kaçınır. Ki buna bal bile dahil. Lakto vejetaryenler diyetlerine süt ve süt ürünlerini dahil ederler. Lakto ovo vejetaryenler süt ve süt ürünlerine ek olarak yumurtayı da diyetlerine dahil eder. Lacto, ovo, pesco vejetaryenler süt ürünleri, yumurta ve balık tüketebilir. Bir de yarı vejetaryenlikten bahsedilir ki tanımı biraz subjektif olmakla birlikte genellikle kara hayvanları bilhassa kırmızı et yasaklanır. Biz bu videoda bilhassa vegan vücut geliştirme ve kuvvet atletleri için önerilere yer ayıracağız. İnsan sağlığı için tüm elzem besinler vegan diyetiyle sağlanabilir mi? Saplamentler olmadan hayır. Peki elzem besinlerin büyük bir kısmı saplament kullanmadan sağlanabilir mi? Dikkatli planlanan bir vegan diyetiyle evet. İlk konumuz tahmin edeceğiniz üzere protein. Konu kuvvet performansı ve kas kazanımı olduğunda bilim literatürünün en sık bahsettiği aralık günlük kilogram başına 1,6 ila 2,2 gram proteindir. Hesap kolaylığı açısından ben bunu 2 gram bölü kilogram olarak öneriyorum. Bir vegan sporcunun bu değere saplamensiz olarak ulaşması zor ama imkansız değil. Bitki proteinlerinin temel sorunu birkaç istisna dışında elzem amino asitlerden yoksun olmalarıdır. Bu istisnalar kinoa, soya, karabuğday, çiğ tohumu, kenevir ve spirulinadır. Bu gıdalara ek olarak vegan diyetiniz sürekli tek tip bir bitki üzerine yoğunlaşmadıkça tamamlanmamış protein sorununu rahatlıkla çözebilirsiniz. Tahıllar, baklagiller, yemişler ve sebzeleri kombine ederek amino asit profillerini tamamlayabilirsiniz. Benzer şekilde tekstürize bitki proteini yani TVP, vegan burgerler, soya fasulyesi, tofu ya da tempeh gibi gıdalar protein alımınıza katkı sağlayabilirler. İhtiyacınıza diyet ile ulaşmak çok zahmetli geliyor ise piyasada süt proteinlerine neredeyse eş performans gösteren iki tür vegan protein tozu önerebilirim. Bunlardan ilki elbette tahmin edeceğiniz üzere soya proteinidir. Yine soyadan aşağı kalmayacak bir önerim ise %70 bezelye %30 pirinç proteininden olan karışımdır. Nitekim yukarıdaki karşılaştırmaya bakacak olursanız, bezelye pirinç proteini kombinesinin neredeyse whey proteini konsantresi ile başa baş aminoasit profiline sahip olduğunu görebilirsiniz. Bazı uzmanlar protein kalitesi noktasında lösin ya da BCA saplamentlerinin veganlar için gerekli olduğunu öne sürmekteler. Ancak ne yazık ki BCA henüz bilimsel literatürde kayda değer faydalar sağlayabilmiş değildir. Ortalama servis başı fiyatı da hemen hemen kaliteli bir vegan proteini ile aynıdır. Bu şartlar altında daha önce belirttiğimiz gibi yüksek protein içeren bir vegan diyeti sağlayan ve açığını da bir şekilde kaliteli vegan protein tozları ile kapatan herhangi bir vegan sporcunun ben BCA ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Çok şüpheleri varsa protein tozu ölçeklerini silme yerine tepeleme doldurabilirler. Protein sorunsalını çözdüğümüze göre şimdi gelelim vegan sporcuların olmazsa olmaz supplementlerine. Eğer bir vegansan ve tek bir supplement hakkın varsa o da B12'dir. Yapılan klinik çalışmalar veganlarda B12 eksikliğini yaygın olarak görmektedirler. En uzun süre araştırılmış formu siano formudur ve günlük yaklaşık 500 ila 1000 mikrogram önerilir. Diğer önemli supplement D3'tür. Bu hem vegan hem vegan olmayanlar için önemli. Yapılan çalışmalar eksikliği bulunan kişilerde D3 saplamentinin sağlanmasının testosteronu arttırdığını göstermiştir. Günlük 2000 ila 2500 IU alımı iyi bir dozajdır. Veganlar için bir diğer önemli saplament omega 3 yağ asitleridir. Bazıları bitki bazlı bir omega 3 yağ asidi olan alfa linolenik asit yani alanın neredeyse EPA ve DHA ile eşdeğer olduğunu iddia etmektedirler. Ancak vücudumuzun doğrudan omega-3 olarak kullanabileceği form EPA ve DHA'dır. Alanın ek bir enzim aktivitesiyle önce bunlara dönüştürülmesi gerekir. Halbuki balık kaynaklı EPA ve DHA'da buna lüzum yoktur. Vücut onları doğrudan kullanabilir. Eskiden veganların doğrudan EPA ve DHA erişimleri yoktu. Ancak artık birazcık daha pahalı olmakla birlikte su yosunu yani alk bazlı doğrudan kullanılabilen EPA ve DHA'lar piyasada bulunmaktadır. Dozaj olarak ya günlük 1 ila 3 gram direkt EPA DHA ya da günlük yaklaşık 5 ila 10 gram kadar keten tohumu yağı kullanılabilir. Kişi vegan olsun olmasın saplement listesinden eksik etmemesi gereken bir saplement kreatindir. Et yiyenler hayvansal gıdalardan bir miktar doğal kreatini sağlayabilmektedir. O nedenle veganlar için kreatin belki daha da önemli. Her ne kadar güç üretimi ve kas artışı faydaları bizim asıl aradığımız faydalar olsa da kreatin beyin fonksiyonlarından tutun da kanserle mücadeleye kadar birçok klinik olumlu etkilere de sahip bir supplementtir. Kreatinin monohidrat formu en sık araştırılan ve kanıtlanmış formudur ve günlük 3 ila 5 gramlık alımı yeterlidir. Buraya kadar konuştuğum saplamentler belki de birçok vegan için bir sürpriz değildi. Ancak iki saplament daha var ki belki sizleri bir miktar şaşırtabilir. Bunlar da taurin ve elkanitindir. Benim 60 saniye altındaki saplament videolarımı izleyenler genellikle omnivore insanlara bu saplamentleri önermediğimi hatırlarlar. Ancak veganlar için durum biraz farklı. Taurin genellikle yumurta, et ve balıkta bulunur. Taurin kardiyovasküler fonksiyon, iskelet kası gelişimi, retina ve sinir sistemi için gereklidir yapılan çalışmalar veganlarda taurin eksikliğine işaret etmektedir. Günlük 500 mg taurin desteği iyi bir başlangıç sayılabilir. Benzer şekilde el karnitin de hayvan dokularında bulunduğundan genellikle veganların kanlarında düşük seyretmektedir. Karnitini en yüksek bulunduran vegan yiyeceği fermente soya fasulyesi olan tempehtir. O da 100 gramda yaklaşık 20 mg kadardır daha yüksek emilim sağladığı ve literatürde kas toparlanması noktasında sağlam kanıtları olduğu için benim önerim L-tartrate formudur. Günlük önerilen L-carnitin L-tartrate miktarı 1 ila 4 gram arasıdır. Gerek taurin gerekse L-carnitin pre-workout'larda popüler olarak kullanılan içeriklerdendir. O nedenle omnivorlara ben genellikle okkalı bir kahveyi pre-workout için yeterli bulmakla birlikte az önce belirttiğim form ve dozajlarda taurin ve karnitin içeren bir pre-workout'u önerebilmekteyim. Toparlayacak olursak, eğer vegan bir sporcuysanız bitki bazlı beslenmeye ek olarak optimal sağlık ve performans için önerilerim şunlardır. İyi bir bitki bazlı protein takviyesi, soya ya da bezelye pirinç kombinesi, B12 vitamini, D3 vitamini, EPA-DHA, kreatin, Taurin ve El Carnitin. Bu takviyelerle ve dengeli bir diyet planı ile vegan kardeşlerimin de süper atlet olmaması için hiçbir neden yok. Yalnız şurası da bir gerçek. Siz de öleceksiniz.